Tanju, efendim. Kim bu kız, tanıyor musun? Hayır. Herhalde yabancı olacak. Onu kulüpte hiç görmedim. Güzel kız değil mi? Hı. Çok da şirin. Önce beyefendiye ver. Ay, 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 ne biçim garsonsun be! Ne biçim adamsın, haşladın beni! Hadi defol, 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 defol! Durun, yardım etsin. Ne olur kızma Totoş. Ayağa takıldı, bir kaza oldu. Bakın, bakın, ne hale geldim ama bakın ya! Aldırmayın, hava güneşli. Nasıl olsa birazdan kurursunuz. Müsaadenizle biraz sonra geleceğim. Ne biçim garsonsun? Dikkatli olsana! Halacığım, kızmayın. Kaza. Ne yapsın adamcağız? Ben arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Ne o? Küçük hanımla tanışmaya karar verdin galiba. Aman Selma, Allah senin eline kimseyi düşürmesin. Zavallı Teoman Bey, bu sıcakta kaynar duş yaptı. Fena mı? O benden bir tane çay istedi, ben ona beş tane ikram ettim. Bir adamın üzerine çay tepsisini devirmenin cezası 5 lira ile 15 lira arasında değişir. Sıcaklık derecesine göre tabii. Ya, kanunları bu kadar iyi mi bilirsiniz? Bilmek zorundayım, mesleğim bu, avukatım. Öyle mi? Evet. Sizin müdafaanızı üzerime almaya karar verdim. İsminizi öğrenebilir miyim? Neden ismimi öğrenmek istiyorsunuz? Müvekkilem değil misiniz? Sizi müdafaa edebilmek için önce adınızı bilmem gerekir. Adım Selma. Nasıl buldun? Çok yakışıklı. Şu Selma'ya bir kızdım ki. Neden? Bizi neden nikaha davet etmedi sanki? Baksana, yıldırım nikahı yapmışlar, vakit bulamadı herhalde. Antalya'da mı oturacaklarmış? Hayır, İstanbul'a yerleşmişler. Ay! İşte gene vurdu. Ne yapsın zavallı, iki büklüm oturmaktan canı sıkıldı herhalde, biraz dolaşmak istiyor. Ah, bir daha tekmeledi. Bana bak, belki de meşhur bir futbolcu olacak. Evet, sen alay et bakalım. Ama tekmeleri yiyen benim. Sevgilim, alt tarafı şurada 3 ay kaldı. 3 ay sonra teşrif edecek küçük bey. Küçük hanım. Ne isterse olsun, ister küçük hanım, ister küçük bey. Başımızın üzerinde yeri var. Ne şeker şey değil mi? Sahi çok güzel çocuk. Tabii güzel olacak, annesine benzemiş. Babasına benzeseydi çirkin olurdu, değil mi? Zaten erkekler hep kaka, kadınlar cici. Onu demek istemedim sevgilim. Biliyor musun, Selma çok şikayet ediyor. Çıplak yatırdığı zaman durmadan tepiniyormuş. Demek bacakları kuvvetli. İstikbalin futbolcusu olacak herhalde. At bakayım topu bana oğlum. Hayır Cem, bana, annen at topu. Bak Cem, bana atarsan ne vereceğim? Hı? Gördün mü? Ama sen çocuğa rüşvet veriyorsun. Ne biçim avukatsın? Ne düşünüyorsun? Kızımızı. Kızımızı mı? Eğer bir kızımız olursa Cem'le evlendiririz. Zaten biz Selma ile anlaştık. İnşallah. Dostlukların nesiller boyunca devam etmesi ne güzel şey. Seni çocukların düğününde görür gibi oluyorum. Saçların ağarmış, elinde bir baston, oh! Dur bakalım, sen ne hale geleceksin? Siyatikleri tutmuş, iki büklüm. Dur, 2 tane bira getireyim de şu mutlu günün şerefine içelim.
Ne oldu sevgilim, nem var? Yok, bir şey geçti. Ara sıra çok kötü bir sancı saplanıyor şurama. Neden ihmal ediyorsun? Doktoruna bir görünsene. Tehlikeli bir şey olabilir. Haklısın. İlk fırsatta doktora uğrayacağım. Neyse geçti sevgilim, gene o sancı. Birden fena saplanıyor. Of, hani bana söz vermiştin, doktora gidecektin. Üzülme sevgilim, yarın gideceğim. Demek vaziyet bu kadar ciddi. Evet, kalbin çok zayıf. Sen okumuş bir insansın. Onun için her şeyi açık açık anlattım. Durum sandığından daha tehlikeli. Eğer aynı sancı tekrar gelirse sana verdiğim iğneden bir tane yaptırırsın. Senden bir ricam var. Meral'in vaziyetimi bilmesini istemiyorum. Eğer sana soracak olursa... Üzülme, bir şey söylemem. Şu çocuk konusunu kapatalım, ne olur. Neden? Ne oldu sana Ferdi? Hiç. Hiçbir şey olmadı. Bu zamanda çocuk yetiştirmek kolay mı? Senin canını sıkan bir şey Hayır, var. Hayır, hiçbir şey yok. Evet, var. Benden bir şey gizlemeye çalışıyorsun. Sana öyle geliyor, bir şey gizlediğim yok. Mayo ile üşümeye başladım, gidip giyineyim. Maalesef durumu çok kötü. Hiç mi ümit yok doktor bey? Meral, sana teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür etmek mi? Neden? Beraber geçirdiğimiz şu birkaç sene içinde beni öyle mutlu ettin ki. Sen beni daha çok mutlu ettin. Seninle yaşadığım günler benim için bir ömre bedeldi. Hayatım boyunca yetecek kadar mesut ettin beni. Bu saadet kısa da sürse üzülmem artık. Ne lüzum var böyle laflara? Bilmem. İçimden geldi. Neden bana öyle bakıyorsun? Seni doya doya seyretmek istiyorum da ondan. Şöyle koşsana biraz. Koşayım mı? Evet. Senin hayat dolu bir şekilde denize doğru koşmanı istiyorum. Ama çocukça bir şey bu. Evet, biliyorum. Ama bugün içimden çocuklaşmak geliyor. Hadi. Ne olur. Ferdi!